Pazartesi pazarında pazarcı esnafı sebze ve meyve fiyatlarının ucuz olduğunu ifade ederken vatandaşlar ise fiyatların pahalı olduğunu söylüyor. Pazarcı esnafı özellikle yerli ürünlerin pazara girmesiyle birlikte fiyatların geçen aylara göre yarı yarıya düştüğünü savunurken vatandaşlar ise fiyatların yine de pahalı olduğundan şikayet ediyor. İşte pazartesi pazarından görüntüler. Hatta orada bakıyorum perverde var herhalde, evet, kuşbunu perverdeleri. Ak pekmez var. Fiyatlar ne durumda burada? Fiyatlar 15 lira, 20 lira. Çökelikler 15 lira. Bunlar yerli değil mi? Hangi evet, köyün ürünü? Bunlar Mecitözü. Mecitözü'nden geliyor. Köylerinden rağbet geliyor. Nasıl vatandaş? Rağbet şükür iyi. Yani satışlar da iyi. Satışlar normale dönünce düzeldi. Fiyatlar normal mi yoksa biraz uçuk mu, biraz aşağı mı? Bize göre normal. Yani Çorum gibi bir yerde ucuz. Bundan sonra düşebilir mi? Yok, düşme olmaz ama sabit. Bu seyirde gider yani. Ama sabit, evet. Fiyatlar da normal, evet, diyorsunuz. Bunlar Mecidözü'nün merkezden mi geliyor? Bunlar yok. Bunlar Çorum'un Hamzaköy'ünün. Hamzaköy'ün. Çökelikler Mecidözü'nün. Çökelikler Mecidözü'nden, evet, geliyor. Hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Elimizden geldiği kadar yani bir de... Pazarlarda durum nasıl? Eski müşteri var mı pandemiden sonra? Ya eskisi yok ama yeni işte açıldığından beri... Yine de satışlar beri, devam yani, ediyor, evet, güzel diyorsunuz. Evet, çok teşekkür şükür ediyorum. Kolay gelsin. Normal fiyatlar indi mi yani? Yerli normal, evet. Yerli mallar, yerli ürünler çıktı. Amasya çıktı, Tokat çıktı. Evet. Antalya bitti. Şu anda yerli mallarına başladık. Onlar da normale düşündü. Evet. Fiyatlar. Fiyat şu anda domates 2 lira, 2,5 lira normal yani. Peki bu çarşamba pazarı açılacak diyorlar. Valla onda şikayetçiyiz. Açılsın istiyorsunuz. Evet tabii. Esnaf. Çünkü en büyük pazar oraydı galiba. Evet. Köylüsü de oraya geliyordu. Kendisi hepsi orada birikiyordu. Bunlar normal fiyat. Yerli ürün değil mi bunlar? Yerli Yeşilçay'ın. Hepsi Yeşilçay'ın. Hepsi mesela kendi mahsulümüz abi. Kabak geçen ay bu ne kadardı mesela kabak? 4 lira falan. 4 liraydı. Yani %100 bir düşüş var. Evet. Bundan sonra daha düşer mi, böyle devam eder mi? Düşer. Daha da düşecek diyorsunuz. Peki çarşamba pazarı açılmıyormuş. Bununla ilgili görüşleriniz ne? Açılmasını istiyoruz abi. Çünkü en büyük pazarınız orası, evet, değil mi? Evet. En büyük pazarımız orası. Ben Güney Koyun'dan yoğurtçuluk yapıyorum. Süt hayvan haberim var. Bunları bize bir yer pazarı açılmasını istiyorum. Bizi şehirciler, sebzeciler koymuyor. Biz nereye duracağız bunlar? Eski katık pazarı yapıyorduk. Saat kulesinin oraya. Onun gibi bir yer. Ha, öyle bir yer arıyor. Şimdi bu aralarda satıyor. Bizim elimizde bu malımız kalıyor. Bize bir yer tespit etsinler yani. Bize de ayırsınlar. Eskisi gibi müşterimiz yok yani. Hiç yok müşterimiz. Başkanıma söylüyorum. Yeni de bize bir yer ayarlasın bu yoğurtçulara katılsınlar. Sabit bir yer mi istiyorsun? Evet, sabit bir yer istiyor. Bakın şu aralara. Her birisi bir yerde satıyor. Hiçbir... Nere olabilir? Abla buyur. Nere olursa olsun bize bir yer versin. Özel katlıkçı pazarı. Evet, katlıkçı pazarı istiyor. Evet. Öyle öyle alsın abi. Bir, bak şöyle bir dolaşın pazarın her birisinde yoğurt, süt satın. Bir de çarşamba pazarı açılmıyor artık. Ya oraya karışmam artık, nasıl bilirlerse. Onu ben bilemem. Şimdi çeşit çeşit kayısı var. Hepsinin fiyatları da ayrı. Evet abim. Bunlar yerli mi? Yerli abi. Çayın mı? Nereden? Yok abi, bu Amasya abi. Amasya malzemeleri. Amasya var, Iğdır var mı? Abi Iğdır'ımız yok yani, şu Amasya kayısı ama Iğdır cinsi. Tamamen Amasya kayısı. Evet abi. Malatya Dezgan var hepsi mı? Yok abi. Her tezgahın hepsi Amasya. Mesela Vişne var orada. Vişne Amasya'nın abi. Yani tezgahın hepsi Amasya malı. Tezgah tamamen Amasya'nın. Ha, aynen öyle. Fiyatlar abi. Fiyatlar mesela geçen ay ne kadardı kayısı? Abi geçen hafta mesela, yani geçen aylarda 10 liraya sattığımız kayısı oldu mesela. 10 liradan 4 liraya düştü diyorsun. Yani 4 lira 5 lira. Yerli mal geldikçe fiyat aynen normale öyle düşüyor. Aynen daha öyle. Daha da düşer mi bundan, daha düşer mi? Abi hani dolu molu bir afat olmadığı sürece düşer. Herhangi bir afat olmasa mesela 2 liraya bile yiyebiliriz, doğru mu? Aynen öyle. Mesela yani malına bakıyor. Mesela 3 liraya satıyor ama biraz kalitesi düşük, evet, yani diğerlerine bakarak. Pazarda müşteri nasıl? İyi mi? Eskiye döndü mü? İyi abi yani, normal. Eskisi biraz daha iyiydi gibi değil bu mi? Bu çarşamba pazarı açılmıyor biliyorsun. Evet abi. Gibi. O abi inşallah açılmaz da yani. Açılmasın mı istiyorsun? Abi, açılmasın abi. Abi çarşamba pazarında zaten esnafın doğru düzgün bir iş yaptığı yok. Yani pazar diyerekten boştan yere gidiyor, oranın başını bekliyor. Çarşamba keşke mi açılmasa? Çarşamba pazarının eski popülitesi yok diyorsun. Yo, aynen öyle abi, yok abi. Yani çarşamba pazarı bitik. Ediyorsunuz. Aynen şimdi öyle abi. Kaç gün kuruluyor Çorum'da pazar? 4 gün abi. Toki'de sayarsak 5 gün. Toki'yle beraber 5. 5 gün evet. Çarşambaya gerek yok diyenler. Aynen öyle abi. Mu? Evet abi. Peki, keşke tamam, inşallah açılmaz da yani. Temennim tamam, o yönde. Çok tezgah güzel. Boydan boya patates ve soğan. Bunlar yerli malı mı? Evet. Hepsi şu an Çorum'un değil. Şu an Hatay tarafından geldi. Hatay'dan geldi. Evet. Bizim yerli soğanlar çıktı mı? 20 günü var. 20 yerli gün soğanların 20 günü var. Bakıyorum. 5 kilosu 10 lira diyor. O zaman evet, yerli kilos çıkınca daha da mı düşecek? Tabii ki buralar çıktıkça fazlalaşacak, daha da düşer. Geçen ay mesela geçen ay bugünlerde ne kadardı soğan? 3,5 liraydı. 3 kilosu 10 liraydı. Aynen diyorsun.
Çarşamba günleri açılmıyor. Çarşamba günleri bu virüsten dolayı kapatıldı ama bitince açılır mı? Sizce o zaman açılsın gibi mı açılmasın mı? Bizce açılsın tabii ki. Oranın müşterisi ayrı diyorsun. Tabii. Değil mi? Şimdi o taraftaki müşteri bu tarafa yürümek zorunda kalıyor. Evet. Çorum'da, arabası olan var, arabası olmayan var. Çorum'da en yoğun geçen pazar hangisi sizce? Bence pazartesi. Bence en yoğun pazartesi. Bu şu içinde bulunduğumuz pazartesi, evet, pazarı Çorum'un en yoğun geçen pazarı. İşler nasıl? İşler şükür çok satışlar güzel. Satışlar iyi, vatandaş iyi, memnun. Evet, memnun. Çok teşekkür ederiz. Kolay rica gelsin. Ederim. Kolay gelsin ustam. Sağ olasın. Nasıl gidiyor fiyatlar? Bu biberler 5 liraya düşmüş. Patlıcan 2 liraya satıyorsunuz. Bunlar yerli mi? Bunlar Antalya'nın. Antalya'dan geliyor. Evet. Yerli malı çıkmadı mı daha? Yerli malı daha tam olarak çıkmadı. Çıktığı zaman daha da düşecek gibi herhalde fiyatlar. Vallahi buranın yerli çıkarsa pahalı olur. O zaman daha mı pahalı? Evet, bundan neden pahalı peki olur. Orada Antalya bitiyor. Yerli de tam olarak yetmiyor. Antalya bitince yerli gelince de bu sefer yerli üretici mi pahalıdan veriyor? Nasıl oluyor o zaman? Burada az oluyor, istek çok olunca tamam, pahalı oluyor. Talep çok, istek az olunca fiyat yükseliyor. Doğru mu anladın? Evet, evet. Bu fiyatlar normal seyrinde mi peki? Şu an normal. Şu an normal. Müşteri evet, nasıl? Yani halk eskisi gibi geliyor mu artık pazarlara? Şu an genelde bir yoğunluk var gerçi de. Geliyor geliyor, yoğunluk var. Pandemi öncesinden sonra falan açıldıktan sonra bayağı. Evet, yine evet. Aynı yoğunluk var. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar uçmuş. Yüksek buluyorsunuz. Tabii pazarcılar ki da gayet normal diyor ama. Normal olur mu canım, her şey uçmuş. Pahalı diyorsunuz, pahalı tamam diyorsunuz. Kime göre normal? Pazarcılara göre gayet normal. Yerli gelirse daha da çok düşer diyorlar ama vatandaşa sorduğumuzda da genelde aynı tepki. Yok canım, çok büyük. Yüksek yani şeyler. Fiyatlar çok yüksek, uçmuş. Meyveler, sebzeler mesela orada 8 lira yazıyor. Yeşil fasulye değil mi? Yeşil fasulye. 8 lira yazıyor. Pazarcıya soruyoruz. Gayet normal diyor. Vatandaşa soruyoruz. Yok canım, uçuk. Uçuk tabii. Fiyatları daha görmedik şu anda. Yeni mi çıktınız siz de? Yeni çıktık. Şu sokağa gezdik. Biraz pahalı göründü o sokak. Pahalı gibi duruyor değil mi? Domates 3 lira yazıyor mesela. Başka evet, yerlerde bir buçuğa var. O sokakta biraz pahalı evet. Marketler mi daha iyi, pazar mı daha iyi peki? Markette daha temiz şey alabiliyorsun. Daha iyi hijyen şartları. Tabii. Fiyatlar nasıl pazarla marketi karşılaştırdığımızda? Fiyatlar tabii, marketler biraz pahalı ama şey yani orada daha temiz. Pazar olmasına rağmen yine de pahalı buluyorsunuz, doğru mu? Bence pahalı. Eskiye mevsim göre ucuzluk yok, yok diyoruz. Geçen yok sene bu zamanlar daha mı ucuzdu? Evet. Bu pandemiden evet mi kaynaklanıyor yoksa talep mi yetmiyor? Neden kaynaklanıyor sizce? Bilemiyorum. Ülke yönetenlere sorun. Ama genelde pahalı diyorsunuz, doğru evet, mu? Evet, pahalı. Peki, teşekkür ederim. Pazarda fiyatlar nasıl? Ucuz mu, pahalı mı? İyi işte, idare eder. İyi diyorsunuz yani. Ha, en çok ne aldınız? Sebze, meyve, hangisinin fiyatları daha uygun? Hepsi de, hepsinden de aldım işte. Geçen ay daha mı pahalıydı? Geçen daha ay, mı? Ben 2 aydır pazara gelmiyordum, ilk abi defa geliyorum. Abi siz yaşınızdan dolayı gelmiyorsunuz. Yalnız geldiğiniz ilk pazarda fiyatları uygun buldunuz, doğru mu? Bana, çiftçinin işi çok zor be yavrum. Allah kolaylık versin. Gerçekten Allah kolaylık versin. Ben daha bir domates ektim. İnan onun çabasına daha küçücük daha yetişecek 2 aydır. Peki, kolay gelsin.